Engels Yaşam programından hepinize mutlu günler. Değerli izleyenler, bu hafta programımızda farklı konuları ekrana taşımaya devam edeceğiz. Engelli hakları diye bir şey var. Hiç duydunuz mu? Ya da rastladınız mı? Engelli hakları konusunda aslında şu konu çok ilginç dediğiniz herhangi bir konuya, yasaya da kanuna rastladınız mı? Evet. Bunun cevabını vermek birazcık insanı düşündürüyor. O zaman biz sizi fazla düşündürmeyelim ve cevabını gelin hep birlikte öğrenelim. İnsan hakları evrenseldir ve ayrım gözetmeden herkes için aynı anlama gelir. İster sağlam, ister engelli olsun, insan olmakla sahip olduğu hakları aramak da bir insan hakkıdır. Evrensel boyutlarda kabul edilen temel insan haklarıyla ilgili bir engelle karşılaştığını düşünen her insan, eşit koşullarda hak arama hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için 0312 360 9747'yi arayabilir, özevvakfı.org/özhaka bakabilir, info@özevvakfı.org'a e-posta gönderebilirsiniz. Hepimiz insanız. İnsanca yaşıyoruz toplumda. İnsan hakları diye bir şey var. Ama buna bir de engelli hakları eklendi. Engelli bireyler de insan olduğu halde neden ayrımcılık yapılıyor sizce? Maç sonrası kutlamalarda omurlarına bir maganda kurşunu isabet eden gencin artık yürüyemeyeceği söylendi. Adana-Konya yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi. Yeterli önlem alınamadığından dolayı çöken inşaattan 3 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Ancak bu işçilerin tekrar kurtarılması ve hastaneye ulaştırılması... Şehrin Enişlik Caddesi'nde açılan çukura düşen genç artık ellerini kullanamayacak. Tüm bunların önlenmesi için yasal düzenlemeler mevcuttur. Yasaları ve haklarımızı öğrenmek ve kullanmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ayrıntılı bilgi için 0312 360 9747'yi arayabilir, özevvakfı.org/özhaka bakabilir, info@özevvakfı.org'a e-posta gönderebilirsiniz. Evet değerli izleyenler, engelli bireylerin de biz normal insanlar gibi sağlık konusunda ve eğitim konusunda ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları kaçınılmaz. Üstelik görmezden de kesinlikle ve kesinlikle gelinemez. Peki engelli bireylerin sağlık hakları ve eğitim hakları hakkında neler biliyoruz ve bu konularda onlara ne derece tolerans tanınıyor sizce? Gelin bunu hep birlikte öğrenelim. İnsan dilediği ve yeteneği olduğu her alanda eğitim görme hakkına sahiptir ve herkes bu haktan eşit olarak yararlanır. Ancak engellerinden dolayı bu haklardan yeterince faydalanamayan kişiler için yasal düzenlemeler yapılarak özel eğitim kurumları açılmıştır. Bu kurumlardan yararlanan özürlülerin eğitim giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Özürlülükleri ve yetenekleri dikkate alınarak mesleki eğitimleri sağlanan özürlülerin istihdamları mümkün olmaktadır. İlgili yasa gereği engelliler, özel eğitim kurumlarında ücretsiz olarak öğrenim görme ve gerektiğinde barındırılma haklarına da sahiptirler.
Ayrıntılı bilgi için 0312 360 9747'yi arayabilir, özevvakfı.org/özhaka bakabilir, info@özevvakfı.org'a e-posta gönderebilirsiniz. Engelsiz Yaşam ekibi olarak bizler bir yıl aşkın bir süredir engelli bireylerin nasıl yaşadıklarını ve aslında nasıl yaşamak istediklerini, bu konuda nasıl bir mücadele verdiklerini, hangi konularda zorlandıklarını, kimlerin onlara destek verdiklerini ekrana taşımaya devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bu hafta da programımızda engelli bireylerin nasıl yaşadıklarından çok onlara yönelik neler yapılabilir konusuna değineceğiz. Bu konuda yanımızda engelli bireylere yönelik pek çok çalışma yapmaya da devam eden bir arkadaşımız var. Dilerseniz ilk olarak kendisini bekletmeyelim ve kısaca konuğumuzu tanıyalım. Öncelikle ben hoş geldiniz diyorum. Bugün burada zamanınızı bize ayırdınız. Hoş bulduk. Ben Afyonkarahisar Belediyesi, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyesi. Aynı zamanda Avrupa Birliği Projeleri Sorumlusu Taha Yasin Eskici. Bize burada bu şansı verdiğiniz için ve projelerimizi tanıtmamız için, bize bu alanı sağladığınız için çok teşekkür ederiz gerçekten. Kalınış ekibine ve sizlere ilginizden dolayı ve bize yaptığınız yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz başta. Yasin Bey, öncelikle sizi kutluyorum. Böyle geniş kapsamlı bir proje hazırladığınız için gerçekten sizi bir önceki dönemde sık sık bu projeyle ilgili gezerken, bu proje hakkında insanları bilgilendirirken zaten görmüş, buna en yakından bizler şahit olmuştuk. Bu projeniz daha çok engelli bireylerin sosyal hayata katılması, onların sosyal aktivitelerini güçlendirmek amacıyla yapılmış bir proje zannediyorum ki. Bir takım aksiliklerden dolayı sanırım kaldı. Ama bir sonraki proje daha kapsamlı bir şekilde artık gündeme geldi diyelim. Peki siz bu yeni projenizden birazcık bahseder misiniz? Tabii ki bahsederiz. Şimdi bu projemizde diğer projeden aldığımız derslerle ve edindiğimiz tecrübelerle daha güzel bir kapsamda çalışmaya başladık. Ne yaptık? Bu projemizi ulusal çapta yürütülen 3 veya 4 tane projeyle birleştirdik. Bunlardan bahsedelim biraz. Engelli bireylerimize bilgisayar eğitimi vermek amacıyla Bilenler Bilmeyenler Bilgisayar Öğretiyor projesiyle birleştirdik. Veya engelli bireylerin çalışmalarında iş bulma olanaklarında çektikleri sıkıntıları gidermek amacıyla tüm Türkiye'de yürütülen Engelleri Kaldır isimli bir proje var. O projeyle irtibat kurduk. O projeyi projemize davet ettik ve projemize ekledik. Bilgitoplumu.net diye bir internet sitemiz var. Orada bilgisayar yeterlilik sertifikası veriliyor. O projemizle birleştirdik. Ve geçenki projemizde olan aynı özellikleri bu projemize yansıttık. Ve üçüncüsü olarak da projemizde edindiğimiz dersleri, engelleri ve gençleri biraz daha dahil etmek, biraz daha hani devlet kurumlarına bağlı olmadan daha özgür çalışmak, daha hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşabilmek için biraz da gençlik enerjimizi üst taraftaki makamdaki insanların onlarla beraber çalışmaktan ziyade kendimiz bir şeyler yapmak, kendimiz olanaklarımızı kendimiz oluşturmak ve bir nebze de tırnaklarımızla bir yerlere gelmek için engelliler ve gençlerimize biraz daha önem verdik. Sizi kutluyorum gerçekten. Biraz önce de söylediğim gibi bir önceki projenin daha geliştirilmiş bir halini, üstelik bu projenin destekleyenleri de çoğaltarak yeni bir proje üretmişsin. Bu konuda tebrik ediyorum seni bütün engelli bireyler adına. Peki bir önceki projende kendini paraladın, canla başla uğraştın. Bu konuda sana kimler ne derece destek verdi? Ve sen verilen desteği yeterli buldun mu? Şimdi Afyonkarahisar'da başta ilimizde oluşan bir tabulaşmış düşünce var. Bu tabulaşmış düşünce her zaman normal bireylerin engelli bireylerden daha iyi olduğunu iddia eden ve engelli bireylerin her zaman bir nebze eksik olduğunu düşünen bir düşünce vardır. İlk başta bizim yaptığımız düşünce, çaba bunun göstergesiydi ve ilk başta biz kendimize şu hedefi koyduk. Bu tabulaşma düşünceyi yıkmadan Afyonkarahisar'da bir işlem yapamayız. Çünkü biz bir çalışma yaptığımız zaman neden engellilerin üstüne yapıyorsun? Sen bir gençsin, gençlerin üstüne gitmen lazım dediklerinde gençlerin üstüne çalışma yapan zaten yeterince kurum var. Artık biz gençler olarak kendi üstümüze düşen vazife biraz da engellilerle beraber bir şeyler yapmak, biraz da onların sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla yaptık. Bize ilk projemizde başta Afyonkarahisar Belediyesi, Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü çok destek verdi. İkincisi olarak özel sektörden Eğitim Danışmanlık Merkezi, bizim bilgisayar gibi kamu özel sektör kuruluşları da bize çok destek verdi. Onların yanında üniversitemiz
bize bu konuda destek verdi. Ancak kişisel sorunlar nedeniyle veya kulüp arasında olan sıkıntılarımızdan dolayı projemiz aksadı. Projemiz reddedilmek zorunda kaldı. Geri çekmemiz zorunda kaldı. Rektör Bey bu konunun üstüne çok düştü. Belkıs Hanım, Necat Hoca bu konunun üstüne gerçekten çok eğildiler. Bize bu konuda yardımcı oldular. Bölüm dekanlarımızla çok görüştük. Onlar bu konuda yardımcı oldu bizlere. Yani Afyonkarahisar'da biz şunu gördük. Bir şey yapmak istiyorsanız ve hani bir tabir vardır. Abdestiniz tamsa namazdan şüphe edilmez diye. Bizim niyetimiz iyi olduğu için, niyetimiz halis olduğu için bize bu konuda herkes destek verdi. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz bu konudan. Önümüzdeki projelerde de aynı desteği bekliyoruz. Ancak bu kadar güzel açıklanabilirdi diye düşünüyorum Yasin Bey. Çok çok teşekkür ediyorum size de bu konuda. Gençlerimizin bu tür konulara eğilmesi gerçekten mükemmel. Çünkü onlar daha hani yolun başındalar. Bir takım sorumluluklar henüz üzerlerine binmemiş. İşte biraz yaşı ileride olan insanlar, öğretmen, doktor vesaire, herhangi bir yerde çalışan insanların vakti gerçekten olmuyor. Ne kadar ilgilenmek isteseler de, içlerinden bu gelse de, ilgi alaka olsa da vakit olmadığı zaman, sorumluluklar ağır bastığı zaman onlar çok fazla ilgilenemiyor. Gençlik çağlarında, üniversite çağlarında bu tür faaliyetlerde sivil toplum örgütlerini desteklerlerse daha güzel olacağına ve bu engelli bireylerin konularının daha ileriye gideceğine, onlara çok fazla yardımcı olunabileceğine ben inanıyorum. Diğer bir konu ise engelli bireylerin başarısı. Evet, hep biz normal insanlardan bekliyoruz bir şeyleri. Hep normal insanların bir şeyleri başarabileceğini düşünüyoruz ama engelli bireyler de çok güzel mimar olabiliyorlar, öğretmen, doktor vesaire olabiliyorlar. Engel türlerine göre kendileri de eğitimlerini alarak meslek sahibi olabiliyorlar ve bu meslekte çok başarılı olduklarını bizler zaman zaman görüyoruz. Bizler geçen gün internette dolaşırken bir de ne gördük? Görme engellilerin çok güzel bir resim sergisi varmış. Hem resim sergilerini yapmışlar hem de bunu güzel bir şekilde kameraya alarak yayınlamışlar. Ben izlediğimde çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğine eminim. Şimdi bu güzel videoyu sizlerle paylaşıyoruz.
sayın seyirciler, izlemek ve hayran kalmamak mümkün değil. Görme engelli bireyler gerçekten kendi yeteneklerini kullanarak o kadar güzel şeyler oluşturmuşlar ki. Mükemmel. Bizler gerçekten nefesimizi tutarak izledik. Umarım sizler de bizler kadar beğenmişsinizdir. Şimdi ise biraz önce sorduğum sorunun cevabını verelim. Özür başarıya engel midir? Bir bakalım. Özürlü olmak bir kusur değil, sadece kısıtlılıktır. Sosyal ve siyasi hayatta başarılı olmuş pek çok özürlü insan bulunmaktadır. Milletvekilimiz Lokman Ayva ve şarkıcı Metin Şentürk'ün yanında dünyaca bilinenlerden de söz edebiliriz. Amerika Başkanı Franklin Roosevelt, fizikçi Stephen Hawking, müzisyen Stevie Wonder, Van Beethoven, Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'yi örnek olarak sayabiliriz. Özrümüz başarılı olmamıza engel değildir. Yeteneklerimize güvenerek, azimle çalışıp birbirimizi desteklediğimiz sürece aşamayacağımız bir engel yoktur. Ayrıntılı bilgi için 0312 360 9747'yi arayabilir, özevvakfı.org/özhaka bakabilir, info@özevvakfı.org'a e-posta gönderebilirsiniz. Değerli izleyenler, gördüğümüz gibi başarıya asla özrümüz engel olamıyor. Bu konuda ailelere çok iş düşüyor. Çocuğumuzun engelli olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren lütfen çocuğumuzu eve kapatmayalım, utanmayalım onun engeline. Bir engel de önüne daha doğrusu biz koymayalım. Bu da sanırım böyle güzel projelerle olacak. Engelli bireyi aile evinden dışarıya çıkaracak ki dışarıda sivil toplum örgütleri, engelli bireylere yönelik plan proje hazırlayan arkadaşlarımız onlara bu noktada sanırım devreye girerek yardımcı olacaklar, öyle değil mi? Evet, bizler bu projemizde çalışmalarımızı bu nebzede yoğunlaştırdık. Biraz daha engelli bireylerin özgüvenlerini geliştirmekte veya onların bir şeyler yapabileceğini aşılayabilmekte yaptık. Ancak projemizden sonraki aşamalarda, çünkü bu projemizde Avrupa Birliği Gençlik Fonları'ndan olduğu için projemizde herhangi bir iş bulma veya iş yeri açma gibi bir bölümümüz yok. Ancak biz bu projemizi biraz daha süsleyerek engelleri kaldır projesiyle birleştirerek Türkiye'deki 7 milyon 8 milyon engelliye de iş bulabilmek ve onların yaptığı çalışmaları yerelimize nasıl yansıtabiliriz mantığıyla hareket ederek biz o projeyle birleştirdik ve biliyorsunuz ki biraz önce söyledim, projemizde bilgisayar eğitimleri koyduk. Bilgisayar belgeleri vereceğiz Microsoft'tan engelli arkadaşlarımıza, gençlerimize. Bu belgeleri bazı özel sektör kurumları kabul ediyor ancak bazıları da kabul etmeme gibi bir durum oluşuyor. Ancak bizim Afyon halkından şunu istiyoruz. Bir engelli eğer görme engelliyse bunun işitmesi ve dokunması acayip derecede kuvvetleniyor ve biz ona karşı diğer duygularımızda engelli duruma düşüyoruz. Yani bir engelli eğer görme engelliyse bu dokuma sanayinde çalışabilir veya başka bölümlerde iş görebilir. Biz şundan çekinmeyelim. Engelli bir bireyi işe aldığımız zaman işimizde aksama olmaz veya işimizde bir geri plana düşmemiz olmaz. Sadece biraz daha üstüne düştüğümüzde, ona işi öğrettiğimizde işi ondan daha iyi yapan bir kişi olamaz. Ve biz projemizin diğer aşamalarında diğer işte Türkiye'deki yürütülen projelerle birleştirerek de projemizi süsledik ve engelli bireylerin daha fazla iş olanağı sağlamak ve tüm Türkiye'de çalışmak için çalıştık.